Arkadaşlar bu videoda şımart teknolojinin güç ölçerli akıllı prizini inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bir yorum bırakmayı, beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca indirimli ürünler paylaştığımız telegram gruplarımıza, kanallarımıza katılmayı unutmayın. Bizleri sosyal medyadan da takip edin lütfen. Aşağıda ürün linkini ve akıllı ev ürünleri listemi bulabileceksiniz. Arkadaşlar öncelikle akıllı priz nedir, ne için kullanılabilir gibi sorulara cevap verelim bence. Akıllı prizler uygulama üzerinden, telefondaki uygulaması üzerinden prizleri aç-kapa yapabileceğimiz, programlayabileceğimiz veya geri sayım şeklinde aç-kapa yapabileceğimiz cihazlar. Bazılarında akım ölçme özelliği bulunurken bazılarında bulunmuyor. Bu cihazda bu şımar teknolojinin cihazında akım ölçer bulunuyor. Bu arada kısa bir şımar teknoloji bilgisi. Şımar teknoloji adından anlaşılabileceği gibi yerli bir firma ve Ankara'da üretim yapan akıllı teknolojiler üreten bir firma arkadaşlar. Şimdi dedim ya nerelerde kullanılır şimdi oraya gelelim. Diyelim büyütü yapıyorsun. Hani olur ya hep klasik klişe artık üçlüyü işte mi unuttum derdine son. Kapat telefondan işte unuttum unutmadım mı diye bir sorunun olmasın. Veya sabah kalktığında sıcak bir su hazır olsun istiyorsun. Diyelim Sıcak su hazırlayan bir su sebilin var. Ya da bir kahve makinen var, kettle'ın var. Yani elektrik geldiğinde direkt olarak çalışacak, işlevini gerçekleştirebilecek bir cihazın varsa direkt bunu ayarlarsın. Sabah 7'de mi kalkıyorsun? Sabah 7'ye çeyrek kalaya ayarla açılsın senin suyunu kaynatsın. Tabi önceden suyu koymayı kettle'a unutmuyoruz. Yoksa yangın çıkabilir. Tabi bunda akım koruma özelliği de var. Çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Başka bir senaryoda bizim göstereceğimiz senaryo bu. Bir lamba derin vardır veya bu şekilde bir abajurum vardır. Abajurum biz tüllerini perdelerini çıkardık. İşte yatmadan önce geri sayımı kurarsın. İşte kitap okurken işte yarım saate kurarsın geri sayıma. Yarım saat geçince lamba otomatik olarak kapanır. Veya işte gece lambası olarak kullandığın az ışık veren bir lamba var. Vardır. Bu gün ışığına göre ayarlarsın. Gün ışığı doğduğunda yani güneş doğduğunda lambayı otomatik olarak bu prize bağlı lambayı kapatır. Bu şekilde işlevleri var. Uygulamasından kontrol ediliyor. Uygulamayı hemen bir bakalım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Bakın akım ölçme yani güç ölçme özelliği olmasına rağmen bakın ne kadar kompakt. Bu da başka bir markanın akıllı prizi. Hemen şöyle yan yana koyayım şunları. Bakın bu da başka bir markanın akıllı prizi. Markaların isimlerini söyleyemiyorum. Görünürse de görünecek. Yapacak bir şey yok. Bakın şımartın ki siyah olan ne kadar küçük. Güç ölçer özelliği olmasına rağmen. Akım ölçer özelliği olmasına rağmen. Bunda da akım ölçer özelliği var. Ama gördüğünüz gibi sadece şu priz kısmı neredeyse şımartın Şeyi kadar gördüğünüz gibi yine bu da bayağı büyük bir akıllı priz. Bunları bunu incelemiştim. Bunu da daha sonra inceleyeceğim. Şimdi dediğim gibi bir uygulamasına bakalım. Hatta prize de takalım. Hemen şuraya bir priz getirdim ben. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Üzerinde şu şekilde bir tuş var. İsterseniz manuel olarak da açma kapama işlevini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu şekilde şu an akıllı prizimiz açık. Açık olduğunda şurası mavi yanıyor bu. Böyle göstermeye çalışayım. Kayda girelim ve şımartın uygulamasını sizlere göstereyim. Kaydı başlattım. Şımart uygulamasını açtım. Google Play'e şımart veya şımart teknoloji yazarak yine aynı şekilde App Store'a uygulamaya ulaşabilirsiniz. Cihazı eklemesi de kolay. 5 saniye basılı tutup cihazı reset atıyorsunuz ve cihazı buluyor. Ek, akıllı prizi ekle diyorsunuz. Bu şekilde buluyor. Hemen ben şimdi prizi açıyorum. Bakın şu an açık konumda kapalı konumda olduğunda bakın kapadım silik gözüküyor gördüğünüz gibi net gözükmüyor. Açtığınızda net gözüküyor. Buradan uygulamanın ana ekranından da bu şekilde switch'ten de aç kapa yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın lamba yandı. Devam edelim. Prizin içine girelim şimdi. Prize güncelleme geldi bu arada ben kurarken. Şimdilik bu prizi bir kapatalım. Şimdi bakın ana ekranda gördüğünüz şeyleri size açıklayacağım. Bugün 0.2 kW yakmış. Elektriğin kW'ı şu anda yaklaşık olarak 1 lira 70 kuruş arkadaşlar. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Ve 1 Mart'tan beri 1 Mart Mart'ta prize takıldı, kuruldu ve çalışıyor. 1 Mart'tan beri 2 kW elektrik yakmış arkadaşlar. Bunları gösterebiliyor bize. Daha ayrıntıları da var da onları birazdan göstereceğim. Buradan aç kapa işlemini yapabiliyorsunuz. Açılınca burada bir logo oldu gördüğünüz gibi. Kapattık yine bu şekilde. Zamanlama var arkadaşlar programlama. Ben her gece 23'te kapansın diye ayarladım. Eve geldiğimde uygulamadan açıyorum. Unutmayayım diye gece bizim uyuduğumuz saatlerde susabilinde boşu boşuna su ısıtmasına gerek kalmasın. Boşu boşuna enerji sarfiyatı olmasın diye. 11'e ayarladım. Bu tarz cihazlar enerji sarfiyatı fiyatını da düşürebilen cihazlar. Mesela bu akıllı priz olmasa o Sebil 24 saat suyu ısıtacak, soğutacak, ısıtacak, soğutacak. Bu şekilde boşuna ele elektrik sarfiyatı olacak ve bunun yaktığı elektrik de 1 watt'ın aşağısında zaten. Kendi başına yaktığı elektrik arkadaşlar. Burası programlı mod. İstediğiniz gibi programlayabilirsiniz. İşte hafta içi şu günlerde bu saatte açılsın, şu saatte kapansın şeklinde çalışan insanlar için yapılabilir. Geri sayım modu var. Buradan istediğiniz dakika ve saniye ayarlayabilir veya saate ayarlayabilir. Başlat dedikten sonra işte diyelim bir saate mi ayarladınız. Bir saat geçtikten sonra otomatik kapanır veya siz bir saat sonra otomatik aç emri de verebilirsiniz. Bu şekilde geri sayım var. Yine aynı yere geldiğimizde bir de astronomik mod var arkadaşlar. Burada da gün doğumuna ve gün batımına göre gün doğumunda kapansın, gün batımında açılsın şeklinde emirler verebilirsiniz. Bulunduğunuz konuma göre gün doğumu ve gün batımı saatlerini algılayacaktır cihaz. Şimdi gelelim önemli kısma. Güç ölçer, akım ölçer var dedi ki arkadaşlar. Bakın burada gün gün ne kadar kilowatt elektrik yapmışız bunu gösteriyor. Mesela ben en çok elektriği 4 Mart günü 0.37 kilowattla yakmışım bu cihaz üzerinden. Bu cihaza dediğim gibi susabili sıcak modda bağlı. En çok 0.37 kilowatt. Ay boyunca boyunca da 1.99 kW yani 2 kW bile değil. 2 olsa bu. Dediğim gibi 1.70 Edirne'de elektriğin kilovatı yani yaklaşık olarak 3,4 lira yani 3 lira 40 kuruş gibi bir elektrik yakmışız. Bu cihaz üzerinden çalıştırdığımız su sebilinden tükettiğimiz elektrik. Cihazın beğendiğim bir güzel özelliği daha var. Açılma ve kapanma zamanlarını kayıt altına alıyor ve bunu size uygulamada gösteriyor. Bakın burada az önce açtık kapadık. Bunlar da kayıt altına alınmıştır. 25.30 şu an saat o çünkü. 22.15'in 30. saniyesinde cihaz kapatılmış. Bu şekilde biraz aç kapat yapalım. Bakın açtım. Kapattım. Tabi isterseniz dediğim gibi burada üzerinde bir tuş var. Bu tuş vasıtasıyla da aç kapat işlerlerini yapabiliyorsunuz. Yani sadece uygulamaya dayalı olmaması da hoş. Çünkü işte ne bileyim hiç bilmeyen birine şunun tuşuna basar mısın dersiniz ve basar. Cihazı kapatmış veya açmış olabilirsiniz bu şekilde. Ben cihazı beğendim. Cihazda oldukça fiyat performans cihazı fiyatını aşağıdaki linkten görebileceksiniz. Fiyatına göre bence mükemmel bir cihaz. Zaten az önce de gösterdiğim diğer akıllı prizlere göre çok küçük bir yapıda minimal bir tasarımda ve renginin de siyah olması benim hoşuma gidiyor. Başka göstereceğimiz bir şey var mı diye bir kontrol edelim. Buradan bildirim gönderebiliyor size yine. Yani çevrim dışı oldu, çevrim içi oldu gibi bildirimleri alabiliyorsunuz şu ayarlar kısmına geldiğimizde güç durumu bölümü var. Onu da söyleyeyim. Elektrik kesildi geldi diyelim. Hangi konumda çalışsın bu cihaz? Kapalı konumda mı dursun, açık konumda mı dursun? Bunu da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Zamanlama, programlama, geri sayım, işte gün doğumu, gün batımına göre çalışma bunların hepsi bu akıllı prizde var ve oldukça uygun fiyata sahip olduğunuz özellikler bunlar. Ben Şimar Teknoloji markasını bu cihazı ürettiği için tebrik ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımıza abone olmayı yine videonun başında dediğim gibi indirimli ürünler paylaştığımız Telegram kanallarımıza sohbet ettiğimiz Telegram gruplarına katılmayı unutmayın. Bizleri sosyal medyadan da lütfen takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.